Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji bilgi sarmalı 9. sınıf soru bankası cümlelerine devam ediyoruz. Güncel testi 1, test 9, sayfa numaramız 71'deyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 3 tane grafik verilmiş. Hangisi tüm canlılarda ortaktır diye sorulmuş. Amelasitin azaltılarak protein sentezi gerçekleştirme olayı. Bütün canlılarda protein sentezi Arkadaşlar ribozomun içerisinde gerçekleşir ve amrasit miktarını azaltır. Bu ortaktır. Ama bütün canlılar karbonhidrat suyu kullanarak arkadaşlar besin sentezi yapamaz. Bunu yapan canlılar ototrof canlılardır. Bütün canlılar ototrof olmadığı için bu ortak olamaz. ATP üretimi besinlerden ATP üretimi bakın azaltılarak ATP üretilmiş bu olaylar hücresel solunum olaylarıdır. Bu oksijenli solunum olur, oksijensiz olur, fermentasyon olur fark etmez arkadaşlar. Bütün canlılar yine bunu yapmak zorunda. Yaşamak için yapmak zorunda. Yani cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur. İkinci sorumuz. Suyun görevleri içerisinde hangileri yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. Boşaltım ürünlerini seyreltme yani yoğunluğunu azaltma. Örneğin idrarla biz artıklarımızı atarken arkadaşlar bol suyla atıyoruz. Bu şekilde ne yapıyor su? İdrarımızdaki artıkların seyreltilmesini sağlamış oluyor. Yine enzimler için su çalışma ortamı oluşturur. %15 su olması lazım ki enzimler ne yapsınlar? Görevlerini kusursuzca yerine getirebilsinler arkadaşlar. En az %15 su olmalı. Fakat hücresel solunumda su yıkıma uğrar mı? Hayır. Tam tersi. Hücresel solunumlarda özellikle oksijen solunumda bakın ne yapar? Karbonik asit su açığa çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla su yıkama uğramaz. Tam tersi açığa çıkacağı için bu öncül yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2. Denizli olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. Organizasyon basamakları gösterilmiştir diyor. Bununla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakteri, amip gibi tek hücreli canlılar bir nolu organizasyon düzeyine ancak rastlayabilirler. Çünkü bir hücresi olduğu için arkadaşlar bakın hücreden sonraki kısımlar onları ilgilendirilmez. Dolayısıyla bir doğru bir hücre önce olmuş olur. Bitkinin yaprağı, insanın akciğeri ise üç nolu organizasyon düzeyine örnektir. Organdır arkadaşlar. Bitkinin kökü, yaprağı, çiçekleri bakın birer organdır. Aynı zamanda gövdesi birer organdır. Akciğerde bakın insanlarda ve hayvanlarda birer organdır. Dolayısıyla bu da bakın doğru bir özellik. 2004 nolu organizasyon düzeyleri, dokular ve sistemler insan gibi ancak gelişmiş canlılarda görülür. Evet çok hücreli gelişmiş canlılarda dokulaşma ve organlaşma e, sistemleşi bakın vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Edirne olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz tablomuz verilmiş. Buna göre diyor 1, 2, 3 nolu bölgelere hangi seçenekte doğru olarak örnekler verilmiştir diyor. Monosakkaritler arkadaşlar 6 karbonlu ve 5 karbonlu diye ikiye ayrılır. 5 karbonlular riboz ve deoksiriboz şekerimizdir. Altı karbonlar üç taneydi. Bunlar glikoz, galaktoz ve fruktozdur. Dolayısıyla bunlara bakın içeren sadece glikozlar var ve fruktozlar var. Bakın bunlar disakkarit arkadaşlar. Maltozlar. Masal. Bakın kodlamasıyla verebilirim. Maltoz sakkaroz veya sukroz diğer ismi. Bu da laktoz bakın disakkarit oluyor. Polisakkaritler ise glikojen, nişasta, selüloz ve kitin gibi bakın dört farklı isim alabilir polisakkaritler. Dolayısıyla disakkaritimiz nişasta olamayacağı için laktoz bakın masalın L'si ve glikojen arkadaşlar bir polisakkarittir. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz yağlarla ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yağlarda azot, karbon, fosfat var mıdır? Bulunabilir mi acaba? Şu gördüğünüz fosfolipitlerin kafa bölgesinde arkadaşlar azot ve fosfat içeren bir kolin grubu vardır. Dolayısıyla karbon zaten organik olan Besinlerde bulunmaktaydı. E, yağlarda organik olduğuna göre karbon zaten vardır bakın. Bunlar zaten yağ asidi bakın iki tane. Burada bile karbon ve hidrojene biz ne yaparız? Rastlarız arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru bir öncül. Yapıya katılmazlar demiş. Hayır. Örneğin bakın bu fosfolipitler arkadaşlar hücre yapısına katılıyorlar. Yanlış bir ifade. Yıkımları sonucu bol su açığa çıkar mı? Metabolik su. Evet, yağlar parçalandıkları zaman Vücudumuza bol metabolik su açığa çıkartıyorlar. Bu şekilde yağlarını kullanan canlılar uzun süre hem açlığa çok fazla enerji verdiği için hem de bol su ürettiği için ne yapıyorlar? Susuzluğa uzun süre dayanabiliyorlar arkadaşlar. Cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuza bakalım. Biyokimyasal tepkimeleri katalizleyen enzimlerle ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Su oranının artması tepkime hızını belli bir seviyeye kadar artırır. Bu oran bakın %15 civarındadır. Burada bakın başlar %15 civarında bakın artmasıyla artar ama belli bir süre sonra artık sabitlenir. Doğru bir ifade. Sıcaklık arttıkça bakın tepkim hızı böyle devamlı artar durur mu? Hayır. Belli süre sonra mutlaka ne yapar? Protein yapı bulacağı için enzimlerin çalışma hızı sıfırlanır arkadaşlar. İnhibitörler arttıkça ortamda tepkime hızı azalır ve biter. Doğru bir ifade. Enzim miktarı arttıkça sabit substrat varsa eğer ortamda reaksiyon önce hızlanır 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 bir süre sonra bakın ne yapar arkadaşlar sabite binmiş olur diyoruz. Yani enzim miktarı bakın artsa bile sabit substrat varsa bir süre sonra reaksiyon ne yapar bu şekilde sabitlenmeyi başarmış olur arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız 1 3 4 yani denizli olarak bulunmuş olur. Yedinci sorumuza bakacak olursak, karbonhidrat yağ ve proteinler için hangileri ortaktır diyor. Monosakkarit içerme. Monosakkarit arkadaşlar karbonhidratların yapı taşıdır. Dolayısıyla bakın bu ortak olamaz. Ama dehidrasyon açığa su çıkaran reaksiyon demek. Evet bunların üçü de arkadaşlar polimerdir. E, ve bunlar e, ama yağlar makromolekül polimer demeyelim. Büyüktür ama polimer değildir arkadaşlar. Aynı tip bu meydana gelmez çünkü. Fakat yağlarda makroluklar için dehidrasyonla ne yaparlar? Arada bağlar kurarak ester bağı, peptit bağı ve glikozit bağı gibi dehidrasyon senteziyle ne yaparlar? Oluşmuş olurlar. Ester bağı bulundurma yağlara özgüdür. Ortak olamaz ama yapıya katılma Karbonhidratlar özellikle deoksiriboz DNA'nın yapısında, riboz RNA'nın bakın bulunan şekerlerdir. Yağlar, fosfolipitler mesela e, hücrelerin yapısına bakın katılır. Steroid yağları hormonların, üreme hormonlarının yapısına katılır. Proteinler zaten en çok yapıya katılan besinlerimizdendir arkadaşlar. Vücudumuzda kaslarımız, e, saçlarımız, tırnaklarımız, hemoglobin, kanımızda bulunan bakın alümin globulin bir sürü yerde arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Proteini yapı olarak rastlıyoruz. Buna dolayı cevabımız 2 ve 4 ortak olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz bazı tepkim örnekleri verilmişti. Buna göre hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. Ürünleri organik yapılı olabilir. Evet bakın maltoz sindirilmiş maltoz enzimi ile organik yapılı glikozlar meydana gelmiş. Substratlar inorganik yapıda olabilir mi? Bakalım karbondioksit bakın su inorganiktir. Ve bakın bunu karbonik anhidraz enzimi ne yapmış? Bikarbonat iyonlarına dönüştürmüş arkadaşlar. Çift yönlü çalışabilir mi? Evet bakın burada karbonik anhidraz enzimi reaksiyonu hem sağa hem sola bakın aynı şekilde ne yapmış gerçekleştirebilmiş. Yani çift yönlü çalıştığını bakın buradan anlamış olabiliriz. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz hayvansal bir hücrede hangilerinin birden fazla çeşidi aynı anda üretilebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi proteinlere bakacak olursak proteinlerin arkadaşlar hayvansal bir hücre içerisinde bakın birden fazla çeşitli olabilir. Çünkü neden? Farklı mRNA'lar arkadaşlar farklı proteinleri ne yapar? Üretebilir. Yine polisakkaritlerden de glikojen ve kitini hayvansal bir hücre olan böcekler mesela ne yapabilir? Üretebilir. Kabuklarında kitin var. Vücutlarında fazla var, glikojene dönüşüyorlar. Yine mRNA'nın çeşitleri var arkadaşlar. RNA'nın çeşitleri var özür dilerim. mRNA var, tRNA var, rRNA var. Dolayısıyla bir sürü RNA çeşitimiz ne yapıyor? Mevcut oluyor. Her hücre içerisinde bakın bu şekilde üretilebilir. Bunların tamamının birden fazla çeşidi ne yapabilir? Bir hayvan hücresinde arkadaşlar üretilmiş olur diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıda bir vitamine ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Buna göre verilen vitamin hangisi diye sorulmuş üçe farklılaşmasında görevli. Eksikliğinde geceye bakın körlüğü bizim için bir arkadaşlar anahtar kelimedir. Başlıklı çoğu söneme güçlendiriyor ama provitamin bakın şekline dışarıdan olarak hazır olarak alınma A'ya ve D'ye aittir arkadaşlar. İkisi sentezlenebilir provitamin olarak alınarak ama gece körlüğü sadece A vitaminine ait bir özelliktir. 11. sorumuza bakacak olursak bir takım biyokimyasal reaksiyonlar gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar yine. B'nin substratı birden fazladır. Bakıyoruz B enzimine. Substratları ise 1 ve 2 arkadaşlar birden fazla. C'nin ürünü C'nin ürünü 4 oluyor. Bu da D'nin ne olmuş arkadaşlar? Substratı olmuş. Ve onu 5'e dönüştürmüş. A substratını birden fazla üne dönüştürebilir mi? Evet A enzim bakın substratını 1'e ve 2'ye ne yapmış? Dönüştürmüş arkadaşlar. Cevabımız Edirne olarak bulunur. 12. ve testimizin son soruna, sorusuna bakacak olursak arkadaşlar. E, deney tüpüne belirtilen çatlar dahilinde lipaz enzimi eklenmiştir. Lipazın görevi arkadaşlar yağları sindirmektir. Bakın zaten burada söylemiş bunu. Trigliserit olan yağları sindirir. Ne oluşur? Yağ asiti ve gliserol oluşur. Dolayısıyla tüpte bulunanlardan hangileri ne oranda bakın değişir diye sorulmuş. pH azalır demiş arkadaşlar. Evet yağ arttığına göre lipazı tigris sindirildiğinde arkadaşlar yağ asitinin artması asitliği artırır, pH'i düşürür. Lipaz enziminin yeri sabittir arkadaşlar, değişmez miktarı. Enzimler tekrar tekrar kullanılabilirler. Ve yağ asit de yine sindirimle ne yapar arkadaşlar? Gliserolle ile beraber oluşacağı için miktarında artış gerçekleşebilir. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu testimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.